chatte. Abi bir kıza nasıl açılırım muhabbeti. Şimdi benim kendime göre düşüncelerim var. Kendime göre yaptığım şeyler var falan. Ve benim için sorun olmadı. Ama bence bu soruya en güzel cevabı verebilen bir kız olur, değil mi? Yani öyle düşünüyorum. Şimdi sen bir kızsın. Bir tanesi eğer Eminim bundan. evet, sen bir tanesi bu çocuk mesela diyor abi bir kıza nasıl açılabilirim? Nasıl açılır bir erkek bir kıza ya? Ya şimdi yani insan hali huylarımız suylarımız farklı yani cinsiyeti yoktur bunun aslında. Her kadının farklı düşünce tarzı vardır. Her erkeğin farklı düşünce tarzı vardır. Açılmak olarak da bence bir özgüvendir. Özgüvenin yoksa hiçbir şekilde ya da şöyle söyleyeyim, reddetme korkun varsa hiçbir şekilde bir kadınla ya da bir kızla tanışamazsın. Ama hepimizin reddetme korkusu Hemen var. fark edilir. Olmaması lazım. Çünkü o zaman Oluyor. özgüvenin yok. Hani eğer özgüvenin yoksa hani sonuçta karşındaki o da bir insan. O senden daha iyi değil. Aslında eşit görmen lazım. O belki sana layık değil. Anladın mı? Anladım. Sen layık olmayan bir insanı daha konuşamazken senden daha üstün gördüğün bir insanı nasıl mesela aynı şeye koyabilirsin? Tabii, Öyle senden düşüneceksin. şimdi şey var, bir de bu olay var. Ben sana bunu sorayım Büşra. Şimdi takılıyoruz. Mesela ben AVM'deyim. Bir tane Evet. kız görüyorum. Karşıda bir kız arkadaşıyla oturmuş. Yemek yiyor. Örnek ya da Tamam. neyse. Ben o kızın bekar olduğunu bilmiyorum. Evli mi, çoluk çocuklu mu bir şey mi bilmiyorum. Hiçbir şey, erkek arkadaşı var mı hiç bilmiyorum. Kendime özgüvenim var. Yani ben diyorum ben işte işim var, güzel işim var, yakışıklıyım bilmem ne ama bu kız ya erkek arkadaşı falan varsa ya bilmem ne falan. Orada Hani biz söyler ama. işte bunu mesela bizim Türkiye'deki çocuklar mesela nasıl? Oraya direkt kalktı Yani gitsin mi? Peki evet. taktik olarak nasıl? Mesela kalkıp gitti de sen nasıl bir yaklaşım beklersin? Adam direkt Ya gelip şöyle ben bir arkadaşımla konuşuyorum. İki kızız değil mi? Doğru duyduğuma göre. Değil mi? Millet Arkadaşımla diyor ki dayak konuşuyorum. yersin. Yo niye dayak yesin? Mesela bunu Türk tersleyen kızları. ve çok aksi davranan kız bizim hitapta kezban oluyor. Hani üf, ay salak falan tarzında takılanlardan Doğru. demiyorum. Ama birisi gelse hani dese ki oturabilir mi, müsait mi, ilgimi çektiniz hani ne bileyim hani direkt iltifatla bile girebilir. Gözleriniz çok güzel falan dese bile orada bir gülümseme gördüğü anda şansı bir nevi vardır. Ama asık surat herhangi bir cümle kullanmıyorsa arkasına dönsün uzaklaşsın. Hiçbir şey demesine gerek yok. O zaman peki bizim şu andaki chat'teki dinleyenler, izleyenler yayını bir kızı gördüğü zaman, direkt gittiği zaman en etkili taktik sence gidip bir iltifat yapmak mı hemen yoksa direkt konuya mı girmek? Ya direkt konuyu girmekten değil de hani önce bir tanışmak, merhaba, oturabilir miyim? Bir önce izin alman lazım. Sonra kendini isim olarak tanıtıyorsun. Ha benim adım böyle. Ya sizi gördüm, ilgimi çektiniz de tanışmak istiyorum sizinle demek önce daha mantıklı olur. Ya sonra biraz daha samimiyetinden daha çok gözlerin çok güzelmiş. Yani maşallah falan misal. Bu tarz cümleler konudan da hem asılmıyorsun hem de güzelliğini iltifat ediyorsun. Bu da birazcık karşı tarafı şımartıyor. Biraz hoşlanıyor tabii bu taraftan. Ondan sonra devamı gelebilir. Ama bu işte dediğim gibi kızdan kıza, erkekten erkeğe değişir. Ben bir dakika. Ben kendi düşüncemi söyleyebilir miyim? Tabii. Hadi Bence bakalım. gidip bir kız oturuyor, takılıyor. Onun yanına gidip merhaba oturabilir miyim muhabbeti. Onun şahsen pek taraftarı değilim. Ona çok baskı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü ben bir erkek olarak aynısını bende olduğunu düşünüyorum. Türker abi seviyorsun, teşekkürler. Ben şahsen şeyi taraftarıyım. Ben hep böyle yaptım ve benim için inanılmaz başarılı oldu. Onu söyleyeyim. Şimdi ben bir kızın yanına gidiyorum. Kız oturmuş yemek yiyor. Hiç Evet. tanımadığı bir erkek. Hoşuna gitsem bile. Merhaba. Gözleriniz çok güzel. Oturabilir miyim? Hayır, Falan. hayır. Ya Şimdi da iltifat sonradan gelen bir şey. iltifat ama onu demeyeyim. Direkt. Merhaba, oturabilir miyim? Boş mu ya falan. O bana yani benim şahsi düşüncem bayağı garip oluyor. Ne için? Peki Çünkü nasıl yapardın? Hadi diyelim ki ben yap. şimdi masada oturuyorum. Bir rol oynayalım seninle ve sen Tamam. geleceksin.
bana konuşacaksın, benimle tanışmaya çalışıyorsun. Benden çok hoşlandın, uzaktan gördün. Hadi yap Tamam. bakalım. Defalarca Ben yaptığım bir yemek şey. yiyorum. Hadi Tamam. El bakalım. ele bir de el ele bir de yemek yiyorsun ya. Karşında hiç tanımadığın bir erkek gelip "Merhaba, oturabilir miyim?" dediği zaman lan ağzımızdan iyi biliyorsun insan yemek yiyor, ağzında onu çiğniyorsun falan biraz garip oluyor. Ben nasıl yapardım? Hadi yapalım. Sen Hadi yapalım. oturmuşsun, yemeğini yiyorsun. Tabii. Hemen Ben şuradan bir direkt yudum geliyorum. alayım. Sen gel. Ha, tamam, geliyorum yanına. "Merhaba, dişinizin arasında maydanoz kalmış." Pardon. Yani O her şeye değil, dikkat etti. Dişimin arasındaki maydanoz mu? o değil. Bir Eyvallah dakika. kardeşim, bir saniye falan. Ben gerçekten böyle yapardım. Ya dişin arasında maydanoz mu var derdin gerçekten? Yok ya, yok yok. Benim yapacağım aynen şu. Direkt geliyorum. Benim her zaman bu Amerikalı aynasızın kendi ürettiği bir taktiktir. Bak ciddi Hadi söylüyorum, bakalım. hiç kimseden öğrenmedim. Kendim ürettim, kendim yaptım ve bana inanılmaz başarılı oldu çünkü yaptığım. Bir de bak millet diyor söyle artık diyor. Ben şey yapıyorum ya, onu build Yapıyor işte, yapıyorum. evet. Yani neyse, gidiyorum direkt. Merhaba, sana geliyorum, diyorum ki iyi günler, merhaba. İyi Bekar günler. mısınız diye, bekar mısınız ne değil misiniz bilmiyorum. Ama eğer bekarsanız sizinle çıkmak isterim. Buyurun, telefon numaram. Direkt size Ama bak, veriyorum. bu Amerika'da olan bir şey. Hani İşte ben bunu onu birisine diyorum. böyle Ben söylerseniz çok şey Türkiye'de olur. Türkiye'yi bilmiyorum. Ben sadece yaptıklarımı size söylüyorum. Ve benim Ha. için inanılmaz etkili olan bir şey. Ne için? Ne için bu çok etkili arkadaşlar? Herhangi bir baskı yok kıza. Hiçbir baskı yok. Kızın üzerinde sıfır, baskı sıfır. Kız alır telefon numaramı, çöp, o yediği yemeklerle beraber çöp atar, evine gider. Ben kıza herhangi bir terbiyesizlik yapmıyorum. Ben Konuşuyor. hiçbir şekilde kıza o bilmem ne falan yok. Ben sadece "Merhaba, bekar mısınız?" diye bilmiyorum. Bekarsanız sizinle çıkmak isterim. Tanışmak isterim abi. Artık nasıl Türkçesi ise, ben İngilizce onu diyorum. Ve telefon numaramı oraya bırakıyorum. İyi günler deyip olayı kapatıp gidiyorum. Ama bunu bak bir Şimdi şey söyleyeyim. Bunu boşa hiç yapmıyorum. Yani direkt böyle gözüm kapalı hiçbir zaman ben bir kıza gitmemişimdir. İlk başta ortamı denerim ben. Denerim derken bakarım kız bana bakıyor mu bakmıyor mu? Yani gözüm kapalı hiçbir zaman gitmem ben kimseye. Eğer kız beni fark etmemişse demek ki ilgisini çekmemişim zaten. Fark etmişse zaten bana bakıyor. Ben onu fark ettim, o beni fark etti. Bir yerde oturuyoruz. Bir bakıyorum, o bana bakıyorsa en az 2 ya da 3 defa. En az 2-3 defa göz göze gelmeliyiz değişik zamanlarda. Bunlar olmuşsa ben o zaman hamlemi yapıyorum. Ve yaptığım hamle budur. Ve şu ana kadar yaptığım her defasında bunu yaptıysam bana mesaj geldi. tamam. Bu Amerika'da. İyi, Şimdi ben tamam. sana verdiğin cevapları tekrarlıyoruz. Sen bana, sen benle konuşuyorsun gibi. Ben de Türkiye'deki bu şekilde gelip tipik Kezban tarzında kızı canlandıracağım sana şimdi. Tamam, hadi yapalım o zaman. Aynı şeyle gel bana. Tamam. Aynı şeyle. Cümlelerin bakın. Tamam Aynı. arkadaşlar, chat hazır mısınız? Bir Türk kızına bir Türk kızına şu anda bunu yapacağım ben. Bir Türk kızına. Hadi gidiyorum. Merhaba Ya hayır, bak, bacım. O değil. Bir dakika, rolden geliyorum. çıkıyorsun. Düzelelim. Geliyorum, Merhaba bacım ne? geliyorum, geliyorum. Tamam. Hadi geliyorum. Tamam. Merhaba, iyi günler. Merhaba. Merhaba. Bekar mısınız, değil misiniz bilmiyorum ama gerçekten bekarsanız sizle Hemen çıkmak gel. isterim. Tamam, bana olabilir. Bu benim Çıkmak mı telefon istersin? numaram. Ya abicim, gerçek mi bu? Evet. İşte, o yüzden benim hiç Türk kızlarıyla işim olmaz. Yani ben niye hiç Ama bak, uğraşayım? bekar mısınız diye sormayacaksın ama. Ya Öyle bir bekarsın şey yok. derken şimdi Bak. Türkçesi mi yok? Burada mesela "Are you single or not?" Yani single Aa, derken bunlar birisiyle komik. berabersin değiliz. Çünkü Sen oradasın. Buradakiler senden Türk kızlarını tavlamak için taktik istiyor. Ben de sana yardımcı oluyorum. yani ben Sen bizimkilere bana dayak önce attıracağım benimle diyorsun. konuşmak için izin almadığın sürece ben sana ne derim? Anladın Sana mı? ne? Arkadaşlar Orada beni bitiririm konuyu. dinlemeyin. O yüzden biz bir tecrübeli birisini getirdik buraya. Expert. Tamam. O zaman şey diyorsun. Senin tavsiye ettiğin şey kıza şey söylemek. Ya önce izin al. Ondan sonra işte Bir dakika. oturmasına izin Bir vermesini dakika. bırak. Benim moderatör Sonra Onur. devam. Moderatör Onur, beni dinliyorsan WhatsApp'a bak. Tamam, devam et. Ne diyordun Yani sen? önce en önemli şey
karşındaki insana önce bir saygı çerçevesinde yanına gittiğini göstermen lazım. Yani kızı sanki böyle tahta tutuyormuşsun da hani ondan ya padişahım oturabilir miyim tarzında gibi bir şey bu. Sultanım saygıdeğer bir şekilde yanınıza bir oturabilir miyim bir şey soracağım tarzında gibi. İzini aldıktan sonra kızla her şeyi konuşabilirsin. Ha, e Hele yanında peki. bir tane teyze kızı kuzenin varsa hiç yaklaşma. Bak Oha. tek başınaysa E yaklaş. peki bir dakika. Ben şimdi direkt geldim. Sana dedim ki Evet. merhaba. Merhaba. Oturabilir miyim? Zaten oraya girmiyoruz, değil mi? Oturabilir miyim muhabbetine hiç girmiyoruz. Oturmak Sadece. istiyorsan gireceksin. Eğer ayakta durmak istiyorsan sen bilirsin. Ben yemek E yiyorum. ben sana bir Türk kızı olarak soruyorum. Bir dakika, bir Türk kızı sen. Türk kızısın. Amerika'da bile bu çok. Yani bu Amerikan ortamında, rahat ortamda bile bu bayağı çok yani. Şey böyle oturabilir miyim kızlarla? Kimsin sen ya? Beni yalnız bırak. Böyle olur yani. Ben oturma muhabbeti biraz... Ya duruma göre de değişiyor şimdi, tamam. Kız bir tatildesiniz, bir oteldesiniz, bir yerdesiniz. Kız sana bakıyor, sen bana bakıyorsun ya da... bir restoran da olabilir ama o enerjiyi almışsan... Birbirinize bakıyorsunuz, gülümsüyorsunuz. Ben giderim, oturabilir miyim deyip muhabbetime girerim. Mesela barda onu defalarca yaptım ben, barlarda. Kız Tamam. oturmuş şeyde mesela şey yapıyor. Biz şeyden bahsediyoruz yani, AVM'de kız bir yemek yiyor hani, bir yerde gidip çıkma olayı falan. Orada mesela o baskıyı insana koymak isteyen, o bana baskılı geliyor. Mesela ben AVM'de oturmuşum, O yemek yiyorum, zaman alışveriş çıkma yapıyorum. mesela sen çıkabilir miyiz kelimesi bizde Türkiye'de kızlara adım çıkabiliriz demesi direkt ilişkidir. Anladın mı? Hani O zaman ne direkt deniliyor girlfriend Türkiye'de? oluyorsun. Hani Yok. randevu yapman lazım. Bir çay içebilir miyiz ya da işte müsaitseniz bir çay içebilir miyiz Ha, tarzında bir öyle soru da deriz. olabilir. O olur. Mesela burada şey diyor, date. Biz ona date diyoruz, Aynen. değil mi? O yüzden Evet, mesela anlıyorum. çıkma olayına gelince ben date diyorum. Tamam, o zaman merhaba, bekar olayı değil mi? Bekar evli mi oluyor o zaman? Kahve içebilir miyiz? Ya da o zaman bekar aradan çıkartalım Türkiye'de. Biraz farklı oluyor. Burada tamamıyla oluyor normal. Bir şey oluyor. Merhaba diyoruz. Mesela bunu deneyelim o zaman. Hadi tekrar geliyorum ben sana. Diyorum Tamam. ki merhaba, iyi günler. Merhaba. İlgimi çektiniz. Eğer Türkçesini nasıl söyleyeyim? İlgimi çektiniz. Sizinle bir kahve ya da bir çay içmek isterim bir ara. Eğer ilginizi çekerse bugün telefon numaram bu. İyi günler. Bunu demek nasıl? Şu an çok vaktim yok Yok, ama ben yürüdüm gittim bile mecburen kız. Sen beni bir kaçırdın. Ben işte kaçtım hayır gittim cevap bile. vermenin izin vermen lazım ki bu o zaman Ver. ben derim ki bu Hanzo. Hanzo. Hanzo ben daha cevap vermeden numara bıraktın. Ne sen ilan mı veriyorsun bana? Şey Evet, misin? sen bana Emlakçı bakıyordun. mısın sen yani? Bakabilirim. Belki seni kesiyorum ama seninle ilgileneceğim anlamına gelmez. Neye kesiyorsun ki beni o zaman? Abi, Öyle dişlerimin arasındaki gözdeki maydanoza mı bakıyorsun? Hayır, kezbanız işte ben insan psikolojisini çok iyi biliyorum bu konuda. İnsan genelde bir kız bir erkek birbirine bakıyorlarsa, psikologlar biz. şey diyor, en az 3 diyor, herhalde 3'tü. En az 3 defa göz göze gelmişseniz orada bir enerji var, ilgi var. Bunu bilin arkadaşlar, chat size bu sırrı veriyorum. Bir ortamda oturuyorsanız bir kıza ya da bir kız, aynısı kızlar için de geçerli, insanlar için. Karşıdan birisine bakıyorsanız göz göze geldiniz bir defa, değil mi? Yani bir defa tesadüf olabilir, iki defa tesadüf olabilir. Bir defa göz göze geldiniz, biraz daha zaman geçti, siz bakıyorsunuz, baktınız o kişi yine döndü size baktı. Bu iki. Biraz zaman geçti falan, baktınız o kişi yine döndü size baktı. Bu üç. O kişi sizle ilgileniyor. Siz de onunla ilgileniyorsunuz. Hamlenizi yapabilirsiniz. Ama benim dediğim gibi yapmayın Türkiye'de herhalde. Biraz daha Hayır. kahve içelim Bak ben falan sana bir muhabbet şey ya. söyleyeyim mi? Şöyle bak. Öyle. Mesela biz kesiştik, tamam mı? Hı. Bu kişi benim yanıma cesaret edip gelip de düzgün bir şekilde benimle konuşmaya çalışmıyorsa ama sürekli arkamdan takip ediyorsa biz ona sapık diyoruz. O Anladın zaten sapıklık. Yani ben onu şahsen mı? hiç yapmam. Arkadan Ama takip adam etme ne mesela oluyor? aslında sapıklığın niyetin yok. Hani bir fırsat bulamamış. Hani hem kızı da kaçırmak istemiyor hem de fırsat da bulamıyor. Anladın mı? O anlama Direkt, ben gelmiş o bu. konularda şu fikirdeyim. Hiç takip etme. Direkt git abicim. Direkt git anasını satayım. Yoksa takip ettiğin zaman artık herhangi bir şansın varsa onu da kaybediyorsun. Çünkü sapık gibi gel. Çünkü kız senin beynini okuyamıyor ki. Kız bilmiyor senin kim İşte. olduğunu. O yüzden direkt git anasını satayım. Ben öyle düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Cyrus. Aynı fikirde misin?
Ya bence yani bunun gerçekten cinsel bir şey yok. Açık bir şekilde konuşulduğu sürece, normal sohbet içerisinde konuşulduğu sürece ya ortamın bu tatlı bir şekilde ilerleyeceğini düşünüyorum. Öyle de tanışılır. Ama direkt senin dediğin gibi pat al bu benim numaram yani bir şey yani o biraz sıkıntılı oluyor. Anladım. Türkiye'de sıkıntılı oluyor. E tabii ki canım hani bu ne ya bana ne numarasını veriyor şimdi ne Ben sen alaka bana daha baktın, beni cevabımı kestin. almadı oldu. Beni kestin, ben de seni kestim. Buyurun benim numaram. Sizi rahatsız etmek istemiyorum. Ama işte bak Gecenize şey devam olayına edin. geliyor. Belki senin gömleğin benim hoşuma gitti. Belki saç stilin hoşuma gitti. Ya da ben senin akrabanın birisini benzettim. Ya işte Türk kızları var ya. Büşra seninle konuştukça Türk kızlarından ne kadar daha fazla uzak. Ama ben bir de Almanya'da doğdum büyüdüm. Ben Hele buraya bir de bu, geldim neler evet. gördüm Bu da neler biraz gördüm. Alman versiyonu burada tam. Ya ben şu an ama genelleme yapıyorum. Ben de öyle değil. Hani birisi gelip de merhaba tanışabilir miyiz falan dediği anda ben olur tamam buyur hani ya da müsait diyelim şu an ama bir çay içebiliriz AVM'deysen falan diye numarasını bırakır. Ararsan ararım. Aa, işte böyle bak, numara o. Bir de şey hakkında ne düşünüyorsun? Bir kişi gelip senin numaranı istiyor. Ya da sen hangisini tercih ediyorsun? Senin numaranı istemesi, Yok, onun yoksa numarasını vermesi daha mantıklı. bak Çünkü en son arkadaşlar, kararı bende kalması daha iyi. işte öyle, benim de amacım hep o. Herhangi bir basınç olmasını istemiyorum kızın üzerinde. Baskı, basınç değil, baskı. O doğru. Çünkü numara istediğin zaman kız genelde 1 2 3 777 55 33 atıyor bir şey. Sevmediğim kişinin numarasını ezberleyip veriyordum ben Almanya'da mesela hiç hoşlanmadığım birisi geldiğinde. İşte bak, bir Ya de da bir böyle kızlar var eczacının. arkadaşlar. Bir de böyle var. Ben önce de şey diyordum. Benim numaramı isteyen kızlar oluyordu. Ben 911 diyordum. Ciddi söylüyorum. Ya şey, senle şey konuş, sen bana şey gönderdin ya. Aldatan bir kadın nasıl davranır demiştin ya. O şeyi Aynen gönderdin aynen. ya. Onu mu izleyelim? Bir dakika, izleriz de chat. Aynen onlar yorumlasın bir. Aldatan Ama kadın nasıl davranır? sizce aldatan bir kadın nasıl davranır? Ben hiç bilmem. Bak ciddi söylüyorum. Aldatılmışımdır da herhalde geçmişte. Hiç bilmiyorum. Haberim yok. Yani bilmiyorum. Nasıl davranır? Yani bence kadınlar çok iyi bu konuda. Yani böyle çok güzel saklı. Erkekler aslında iyi değil. Bence erkekler yüzüne gözüne bulaştırıyor. Her erkek değil. Bu işin profesyonelleri de var tabii. Ama bence Ya kadınlar çok aldatan iyi. her türlü yakalanır. Bunun bir iyisi kötüsü yok da. Ama nasıl belli eder kendini? Hani bilenler var mı ya da tahmin edenler var mı? Asıl olay orada. Tahmin. Bizde bir video var arkadaşlar. Şimdi Büşra'yla beraber o videoya bakacağız.